Herkese merhaba tekrar bu videomuzun konusu arkadaşlar yayın türleri olacak ağlar içindeki yayın türlerini göreceğiz arkadaşlar yayın türleri nedir unicast yayınımız var arkadaşlar tekil yayın olarak biliniyor multicast yayın ve broadcast yayın türleri var unicast yayın tekil yayındır multicast yayın çoklu yayın broadcast yayın da sadece yayın anlamına Geliyor ya yani herkese yayın şeklinde bunu düşünebilirsiniz. Bunlar ne şekilde oluyor arkadaşlar? Bu derste bun e, bunların üstünde duracağız. E, şimdi e, ben yine simülasyon ortamında sizlere göstereceğim. E, burada şu topolojiden çalışacağız arkadaşlar. E, bu topolojide şöyle yapalım. Önce e, tekil yayını yani unicast yayın tanıyalım. Tekil yayın Unicast yayın arkadaşlar bir PC'den diğer bilgisayara e, iletişim arkadaşlar. Sadece o PC'ler arasında olan iletişim Unicast yayındır. Ne şekilde oluyor? Bakalım şöyle oluyor. Hemen bir ping yapalım. Kimden? PC0'dan PC2'ye olsun. Yine e, bir ping denemesi yaptım. Yine simülasyon ortamındayım. Ee, bakalım, çalıştıralım. Paket ne oluyor arkadaşlar? Switch'e gittikten sonra Switch onun sadece PC2'ye gönderiyor. Gördük mü? Şu anda e, yayın kimle kim arasında PC0 ile PC2 arasında e, gerçekleşmekte. Buna biz e, tekil yayın diyoruz. Yani unicast yayın. Peki bir paketin e, unicast olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Onu şöyle anlıyoruz arkadaşlar şimdi paketi açtığımda ben paket tracer ortamında şimdi paketin şöyle ethernet protokolünde veriler paketler halinde gönderilir. Bir noktadan diğer noktaya yani kaynaktan hedefe veriler paket halinde gönderilirken arkadaşlar iki şey önemlidir. Mac adresleri ve IP adresleri. E, i̇kinci katmanda, bakın OSI modeline göre burada izah etmeye çalışıyorum. İkinci katmanda paketin üstüne e, MAC adresleri yazılır. E, üçüncü katmanda da paketin üstüne e, IP adresleri yazılır. Dolayısıyla paket kaynaktan hedefe giderken MAC adreslerine ve IP adreslerine bağlı olarak gider. Şimdi e, o paketin tekil olup olmadığını yani unicast olup olmadığını nereden anlarız arkadaşlar? Eğer ki hedef match kısmında e, şur şuradan bakalım hedef match kısmında belirli bir bilgisayarın veya belirli bir ağdaki cihazın MAC adresi yazıyorsa arkadaşlar bu paket e, bir tekil pakettir e, diyebiliriz. Aynı şekilde ip adresleri kısmında source ip ve hedef yani destination ip kısmı vardır. Ee, source ip kaynak ip'dir, ee, paketin gönderildiği cihazın ip'sidir. Destination ip de hedef ip'si yani paketin gideceği ip'dir. Biz zaten ping komutuyla hedef ip yazmıştık. Oradaki ip belli bir cihazı tanımlıyorsa arkadaşlar, Adaki belli bir cihazı tanımlıyorsa bu paket nedir arkadaşlar? Ee, bir Unicast pakettir. Yani tekil yayın paketidir. Ee, sadece kaynaktan hedefe gitmesi amacıyla oluşturulmuş bir pakettir. Yani koşul hem e, ip kısmında destination ip'nin bir cihazı tanımlaması hem de e, ikinci katmanda mac'in hedef mac'in e, Belirli bir cihazı tanımlaması gerekiyor. Eğer bu ikisi de belirli bir cihazı tanımlıyorsa arkadaşlar bu paket Unicast paket olarak çalışır ve sadece kaynaktan hedefe gider. Şimdi ben 192.168.10.12 ve şurada gördüğümüz MAC adresinin de PC2'ye ait olup olmadığını sizlere de göstermek istiyorum. İletişim olurken bir taraftan bakın. Tekil yayın yapıyorlar iki cihaz arasında gidip geliyor paket. Paket bu arada hedefe gittikten sonra hedeften geri geliyor. Bu bir ICMP paketidir. Ping ile beraber ICMP paketi gönderilir. ICMP paketinin özelliği arkadaşlar bir Eko istek ve yankı paketi halinde. 4 kez bu paket gidip gelir arkadaşlar. Dönüşüne bakalım paketin. Dönüşte bakın tam tersi oluyor. Bu sefer kaynak PC2 oluyor. Hedef PC0 oluyor. Ee, kaynak kısmına 192.168.10.12 yani PC2'nin IP adresi hedef kısmına da PC0'nun IP adresi yazıyor. MAC adresleri de yine burada yer değiştirmiş bir şekilde yazılmakta arkadaşlar. Ee, bu şekilde birebir iletişimin olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Unicast'de örnek vermeye çalıştık. PC0 ile PC2'nin MAC adresini sorgulayacaktık. Bu arada ICMP paketimiz sonlandırsın işlemini. Evet. Şimdi PC0'a geldim. Command Prompt kısmındayım. IP config all yaptığımda ee, fiziksel adres kısmı bakın şu kısımda mac adresimiz yazar mac adresi 48 bitlik hexadecimal bir sayıydı şu şekilde gösteriliyor ee, hemen bunu kopyaladım ve şuraya yapıştırayım aynı şekilde pc2'den de bu işlemi yapacağım IP ipconfig all ise 2'den de şu şekilde MAC adresini kopyaladım. Evet, şuraya altına hemen yapıştırayım. Evet. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ping atmıştık. Oradan bir gözlemlemek istiyorduk tekrar. Tekrar ping atacağım. Evet. Paketimin üstüne geldim. Katman 2'deyim. Ethernet 2 başlığını inceliyorum arkadaşlar. Bakın kaynak kısmında 00D0 bakın şuradaki MAC adresi PC0'a ait. FF19 7147. E, hedef kısmına bakıyorum. 0030 F29D CC92 bunun da PC2'ye ait olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Bir Unicast paketi inceledik arkadaşlar. Unicast yayın ne olduğunu herhalde hepiniz anlamışsınızdır. Şimdi bunu sonlandırayım. Sıradaki yayın türü arkadaşlar Multicast çoklu yayın. Multicast çoklu yayında da durum şöyle. Şimdi diyelim ki Şöyle düşünelim. PC sıfırımız. Ee, şöyle yapayım. Bir renk seçeyim. Evet, PC sıfırımız. Sadece PC2 ve PC3 ile görüşmek istiyor. PC2 ve PC3 görüşmek istiyor. Bakın PC1 yok. Yani cihazların hepsini seçmiş değil. Aynı şekilde tek bir tanesini de seçmiş değil. İşlerinden bazılarını seçmiş durumda. Yani bazılarının bir özelliği var. Ona göre seçmiş durumda. Sadece onlar arasında yayın yapacak. Buna arkadaşlar biz çoklu yayın diyoruz. Yani ortamda başka bilgisayarlar da olmuş olsaydı o bilgisayarlar bu yayın alanına girmemiş olacaktı. Diyelim ki şuradan şunu da eklemiş olalım. Evet yine sadece PC0 kimle görüşecekti? PC2 ve PC3 ile görüşecekti. Diğer PC1 ve PC4 ile görüşmemiş olacaktı. Bu üçü arasında gerçekleştirilen yayını arkadaşlar multicast yayın diyoruz. Peki bir multicast yayını nereden anlayabiliriz? Multicast olup olmadığını. Onun da şu şekilde yine paket üstünde inceleme yaparak anlayabiliriz. Yani paket ne olması lazım? Yine PC0 için düşünecek olursak arkadaşlar şurada ben bir paket hazırladım. Şöyle yapayım. Evet çoklu yayını izah ediyorduk kaynak IP şu PC sıfır olsun kaçtı 192.168.10.10 Mac, Mac adresi yine bunlar paketin üstüne yazılacak arkadaşlar Ethernet protokolünün gereği olarak bunlar bu paketler oluşturuluyor hedef IP de durum değişiyor arkadaşlar Hedef IP'de durum şöyle oluyor. Diyelim ki sadece şunla görüşme yapacak ve şunla görüşme yapıyor. Diğer bilgisayarla görüşme yapmıyor. Evet. Hedef IP e, arkadaşlar 224 veya şöyle yapalım veya kısmına 224 ile 239 arasında başlıyorsa Hedef IP arkadaşlar bu bir multicast yayın anlamına gelir. Eee hedef MAC de e, 01 Yanlış hatırlamak istemiyorum. Evet 01 00 5E ile başlıyorsa 5E ile başlıyorsa arkadaşlar Diğer kısımları fark etmez. X X X X X, X yapayım. Evet. O e, paket arkadaşlar multicast pakettir ve dediğimiz gibi e, multicast yayınlar arkadaşlar a ortamında herkesle değil bazıları ile görüşmek için oluşturulan e, paketlerdir. Bunu e, örnek ne verebiliriz arkadaşlar şimdi yönlendirme protokollerinde e, genellikle kullanılan paket türleridir bunlar. E, o kısımlarda bunların üstüne daha iyi duracağız. E, belli e, dili kullanarak yönlendirme yapılan paketler arkadaşlar. kendi protokollerini kullanan cihazlarla görüştüğü için çoklu yayın paketleriyle haberleşirler. O paketleri incelediğimizde bu özellikleri görürüz arkadaşlar. Dediğim gibi onu yönlendirme konusundaki videolarımızda sizlere paylaşırız arkadaşlar gösteririz. Bir de yayın türleri var. Yani yayın nedir peki arkadaşlar? Herkese giden paketler arkadaşlar yayın oluyor. Şöyle şu gösterelim. Herkes olursa arkadaşlar ne olacak? Yani e, paket sadece PC2 ile PC3'e gitmeyecek arkadaşlar. Diğerlerine de PC1'e de gidecek, PC4'e de gidecek. Herkes e, o paketi almış olacak arkadaşlar. Buna da biz e, yayın paketleri diyoruz. Yayın paketlerine örnek verebilir miyiz? Veririz. E, Switch için şunu demiştik, yani dağıtıcıyla e, karşılaştırma yaparken Sadece belli cihazlar arasında görüştürme yapıyor demiştik ama bu demek değildir ki Switch yayın paketlerini kullanmıyor. Switch de yayın paketlerini kullanır. Şöyle ben size göstereyim. Şimdi ortama yeni bir PC eklemiştim. PC4. Ben bir paket türünü daha seçiyorum. ARP paketi diye. Ve PC4'e bir IP vereceğim. Şimdi. Evet. Hemen e, 192, 168, 10 nokta. Bu da e, 14 olsun. Evet. Bakın e, ilk önce bir paket oluştu. Bu paketin karşısında art diye yazıyor. Art paketleri arkadaşlar yayın paketleridir. Ee, yayın paketin özelliği nedir? Önce ondan size bahsedeyim. Ee, yayın paketi arkadaşlar herkese giden pakettir. Peki bir paketin Yayın paketi olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Onu da şöyle Anlayabiliriz. Ee, paketin üstünde yine bakacağız. Ee, paketin üstünde Hedef Mac kısmında bakın Dikkatimizi çeken bir şey var. Hedef Mac'de Belirli bir PC'nin Mac adresi yazılmamış da e, bu tesadüf olamaz zaten e, FFF şeklinde tanımlanmış MAC adresi görüyorsunuz bütün haneler F şeklinde tanımlanmış eğer biz bunun MAC adresinde bütün haneleri F olan bir paket görüyorsak arkadaşlar bu nedir bir yayın paketidir veya arkadaşlar veya e, eğer ki paketin üstünde hedef IP kısmında şuradan onu da göstereyim bir kopyasını alayım sayfamın ee, sayfayı kopya oluştur diyorum. Evet. Şimdi hedef kısmında e, şunu dedik. Hedef mek adresi ff olacak demiştik. ff şeklinde bir tane daha f yapıyorum. Evet. Birinci koşul bu. Hedefmek buysa yayın oluyordu. İkinci koşulda şu arkadaşlar, hedef IP. Hedef IP kısmında eğer ki e, IP adresi bulunduğu ağın son IP adresi ise, yani mesela bunun bulunduğu ağ tabii ki subnet maskesine bakılarak belirlenir ama e, ben örnek için e, yazıyorum son IP'yi. Budur arkadaşlar. 192 168 10.255'tir. Ee, yani bunun özelliği de yayın IP yazayım. Yayın IP özelliği neymiş? Bulunduğu bu ağın son IP adresi. ise arkadaşlar e, ne oluyor? O pakette yine yayın paketidir. Yayın paketinin özelliği arkadaşlar herkese ulaşması. Bakın seçmez. Ee, kime gideceğini seçmez. Ne yapar? Herkese o paket iletilir. Yani bundan bakın tüm bilgisayarları seçerek gönderir. Şunu da kırmızı için alayım. Evet. Koşul iki koşul var dedik. Ya MAC adresi FFF şeklinde tanımlanacak ya da hedef IP bulunduğu ağdaki son IP adresi olacak. Örnek için de bu dedik. İkisinden biri ise arkadaşlar o paketi yayın olarak çalışabilir. İkisinde böyle olacak diye bir şart yok. Şimdi simülasyon ortamına geleyim ben. Simülasyonda biz ne yapıyorduk? PC4'e IP vermeye çalışıyorduk. PC4'e IP vermeye çalışıyorduk. IP verdiğimiz anda bakın Arka planda bir art paketi oluştu arkadaşlar. Art paketinin şimdi içine geldim. Ee, Mac adresinin hedef kısmına baktığımda e, ne görüyorum arkadaşlar? FFF şeklinde görüyorum. Bunun bir yayın paketi olduğunu anlıyorum. Ha o zaman ne diyorum? Bu paket herkese gider diyorum. Gidip gitmedi. Bakın art paketi oluştu. Şimdi o art paketi evet. Bakın herkese gönderildi. İşte size bir yayın... Ee, yani switch üstünden ne yaptık arkadaşlar? Bir yayın paketi sizlere simüle etmeye çalıştım. E, dikkatinizi çektiyse IP vermeye çalıştığımda ARP oluştu. E, bu ARP'ın ne olduğunda arkadaşlar bir sonraki videoda sizlere anlatacağım. E, bugünkü dersimizde arkadaşlar e, Unicast yayın, Multicast yayın ve Broadcast yayın. E, Unicast yayın birebir e, iletişim. Kaynak mek, hedef mek, kaynak IP, hedef IP belli, tanımlı. Multicast yayını arkadaşlar, grup içinde belli kişilere, belli cihazlara gönderilen paketler multicast şeklinde tanımlanıyor. Broadcast yayında arkadaşlar, grup içerisinde herkesin, herkese gönderilen paket türleri arkadaşlar broadcast yayını oluşturuyor arkadaşlar. Bu şekilde yayın türlerini tanımaya çalıştık arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzun konusu ARP olacak. ARP videosunda arkadaşlar görüşmek üzere. Sizlere iyi günler diliyorum.